Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Survivor Extra X hesabında Malefiant demiş ki Özgür Bayrak'ta neden çıkmadı diye konuşuyorsunuz ama Nefise dün Özgür abinin de atışları çok iyi onu da düşünelim dedi. Takım arkadaşları ve Özgür istemiyor diye bir not düşmüş bize. Teşekkür ediyoruz bu bilgi için kendisine. Hemen Sercan Yıldırım'ın konsey anında Acun abiyle olan konuşmasını hatırlayabilir miyiz? Şimdi aslında Sercan Yıldırım'ın, Acun Abi'nin bu sorusundan sonraki cevabını ben beğendim. Neden? Çünkü yapabileceği bir şey yok. Şimdi Sercan bu saatten sonra kendi yazılmasını engelleyebilir mi Kırmızı Takım'da? Bence engelleyemez. O da diyor ki ben kendimi mutsuz etmek yerine ve düelloya bu şekilde çıkmak yerine bir kabullenişim var. Kendimi motive ediyorum. Duellolar beni maça ısındırıyor. Ben buralardan e, geçerek... Şampiyonluğun en büyük adayı olacağım diyor Katılmıyor musunuz buna Murat abiciğim Şimdi ben şöyle Şimdi herkesin bir yapısı var Herkesin bir karakteri var Herkesin bir kişiliği var Herkesin bir tavrı var Herkesin bu olay, özelliklerine katılıyorum Yani saygı da duyuyorum hı hı. Ama ben olsam mesela orada Kendi fikrimi söylüyorum Ben olsam bu Sercan'ın konuş, yaptığı konuşmayı orada yapmam Yani sorun çıkaran bir adam olmak istemiyorum Niye sen hakkını arayınca sorun mu çıkarmış oluyorsun? Yani öyle bir şey var ki yani orada öyle bir şey var ki bak adamın ettiği lafa bak mesela ona söylüyor. Sorun çıkaran adam olmak istemiyor. Çünkü yandakiler nostalji spora öyle bir duruyor ki nostalji spor orada. Dikkat etmiyor musun duruşlarını Sercan konuşurken? Hı hı hı. Sorun çıkarırsan çıkarma sorun diyorlar. Sakın sorun çıkarma diyorlar. Öyle bir hava var orada yani. Onun için adam sorun çıkarmak istemiyor. Hakkını arayamıyor adam. Sorun da çıkarmak istemiyor. Sercan Yıldırım böyle kendine öyle bir yol çizmiş. Ben Sercan Yıldırım'ın şu konuşmasında içinden kesin içinden geldiğini söylediğine inanmıyorum. Yani benim tanıdığım Sercan Yıldırım'ın bu konuşmayı yapacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani içinden bu gelmiyor aslında. Fakat öyle bir mesaj veriyor ki bakın ben sorun çıkarmıyorum. Görün. Ağlarım. Ben sakinim diyor. Onlar da böyle Durmuşlar, Bekliyorlar Sercan ne diyecek diye. Sorun çıkarma Sercan diyorlar. <laughs> <laughs> i̇şte ama gülüyoruz da aslında gülünecek bir durum yok yani. Siz oyunculuğunuz güzel. Hayır onu demiyorum yani. Ben de içinden gülüyorum da aslında hani burada gülünecek bir durum yok. Adamı resmen sindirmişler. Öyle bir durumu var bu Sercan Yıldırım'ın. Yani nedir abi böyle bir konuşma olur mu abi? Mutsuz musun diye Acun Ulucalı soruyor. Çok mutluymuş düellolara girdiği için. Duellolara girince niye mutlu oluyorsun kardeşim? Ben orada olarak girmek senin için büyük bir tehlike. Duelloya girmek mutluluk mu abi? Sanki şeye gidiyor ya. Kan sahillerine gidiyor. Güneşlenecek Sercan orada. Animatörler gelecek. Sercan yatacak şey zonga yağlanacak falan. Güneşlenecek. Duello alanı. Orası kolay bir alan mı abi? Kimse girmek istemiyor bak. Peki sen sorsana mesela Atakan'la Hilmi Cem'e Sercan. Bir gün bir sorarlar rızası için, benim hatırım için. De ki mesela. Ey Atakan, ey Hilmi Cem. Ben çok mutluyum ve de sorun çıkarmak istemiyorum. Hilmi'cim, Atakan'cığım şu mutluluğu bir günde siz yaşayın. Yaşayamaz mısınız? Onlar da böyle yapsınlar. Evet biz de çok mutlu olmak istiyoruz <laughs> Sercancığım. Ne olur bizi de duelleye koyun. Koysunlar Sercan. Evet Acun Bey biz de çok mutluyuz. Harikulade her şey. Niye onlar hiç böyle şeyler demiyorlar? Böyle oturuyorlar. Çünkü duelloya girmek istemiyorlar. E o zaman Sercancığım sen niye böyle konuşuyorsun? Onlara iyice kendini böyle Hani onların şeyine girmiş havaları. Sorun çıksın istemiyor musun Sercan? Çıkar kardeşim sorun. Sen koskoca Sercan Yıldırım'sın. Niye silmişsin sen ya? Çıkar sorunu abi bir şeyler yap. Bir yani başaramasan da bir hareketlen. Sercan diyor ki ben çok mutluyum Acun Bey. İlk <laughs> defa düelloya giren adamın mutlu olduğunu gördüm abi. Allah mutluluğunu açık etsin Sercancığım. Amin. Buyurun Hazretler. Şimdi olayın iki farklı bakış açısı var. Sercan e, düelloya girdiği için isyan etmeli veya mutsuzluk çıkarmalı mı? Baktığım zaman hayır bence. Sercan gerçekten de Kırmızı takımın en düşük yüzdeyle oynayan yarışmacısı. E, daha önce de düellolara girdi. Hani tek bir mantığı belki bir hafta dinlendirilmesi olabilirdi diyelim. Hani yüzdesel anlamda hak ediyor mu? E, tırnak içinde hak etmek ediyor. Diğer taraftan baktığım zaman... Mutsuzluk çıkarmamasının sebebi ne? Aman işte e, ağzımızın tadı kaçmasın cılık mı oynuyor desem. E, o da yok çünkü bir insanın serverdaki ağzının tadının e, kaçma endişesi... ...mesela Nagia'nın Atakan'ın yaptığı gibi hani bir, eğer bir lobi yapılacaksa bu potaya girmemek için olur. Hani şunu diyemiyorum açıkçası. E, At Sercan Atakanlara boyun eğiyor, Sercan kimseye ses çıkarmıyor... Tadı kaçmasın diye, düelo'ya girmesin, ismi çıkmasın diye. Hani elimde böyle bir veri olsa bunu söyleyeyim. O da yok. Adamın ismi de çıkıyor. E ben o zaman oturup düşündüğümde adada gerçekten Sercan adadaki huzurdan bahsediyor diye düşünüyorum aslında bakıldığında. Yani ne iyi geçiniyor ismi çıkmasın diye. Öyle bir verimiz yok. Çünkü ismi yedinci kez çıkıyor. E, ne isyan ediyor. Ama bu isyanın altını dolduracak bir verisi de yok. Hani ben çok iyiyim ya niye beni yazıyorsunuz diyebileceği bir kıyas arkadaşı yok. Muadili yok adada. O zaman gerçekten de Sercan'ın bu mutluluğu yani çıkınca Atakanlarla yemeğe gider, vakit geçirir diye düşünüyorum. Başka ne olabilir? Bu noktada nötr olması. Aslında mantıksız da gelmiyor yani. Dolayısıyla adam gerçekten oradaki ilişkilerden bahsediyor. Onları korumak için mutlu demek ki diye düşünüyorum. Buyurun. Bence Sercan Acun abinin <laughs> bu konuyu açmasından rahatsız olmuş olabilir. Çünkü o Sercan... Kadar bağlı yani. yani... Hayır, ya ziyade şimdi Sercan'ın durumu başka, Özgür'ün durumu başka. Çünkü bak Sercan'la Özgür'ün arasında bugün an itibariyle %11'lik bir fark var. Yani Sercan yazılabilir mi? Evet. Özgür yazılabilir mi? Evet ama hayır. Yani şimdi Sercan takımın en gerisinde, Survivor'un en gerisindeki isim ve ilk defa kırmızı takım kaybettiğinde ilk tercih yapılabilir. Ben bunu çok normal karşılıyorum. Ha yedinci kez diyorsun her zaman böyle miydi? Bazı haftalarda çok iyiydi. ...evet başka bir haftada tepki verebilirdi ama... ...şimdi bu haftayı değerlendirdiğimiz zaman... ...3'te e, bir yaptığı bir günde... ...ondan sonra... E, ...performans olarak sarının sonundayken... ...kendi isminin yazılması, yazılması biraz da kabullenişlik. Bana öyle geliyor. Yani burada bir kabullenişlik var. Ve şimdi... E, ...orada şunu söylemek... ...evet abi ben zaten kötüyüm... ...yüzde olarak da gerideyim ...benim yazılmam lazım demek yerine... ...daha böyle geçiştirici cevaplar veriyor. E, normal karşılıyorum. Ama önemli olan benim için burada... Özgür veya varken Yunus Emre. Şimdi Yunus Emre arkadaşların da üstündeyken e, yazılması, ilk tercih edilmesi. Ondan sonra Özgür onların üstündeyken ve takıma 3'te 3'lük performanslar getiriyorken yazılması, tercih edilmesi. Orada bir sıkıntı var. Ve orada Özgür'ün cevapları daha önemli. Ama Özgür ne cevap verecek diye sorarsanız aynısının bir başkasını söyleyecek. Yani o da diyecek ki evet ben kendimi motive ediyorum. Arkadaşlar benim arkadaşım üzülmüyorum vesaire 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 diyecek. Yani <laughs> Yani paketi aldığımız zaman da Sercan'la Özgür'ü beraber sindirilmiş, kabullendirilmiş, belki de uyutulmuş bir ekipler e, aynı isme bile yazamıyorlar. Yani aynı ismi bile beraber ya şu an Hilmi Cem'in performansı biraz düşük gel beraber Hilmi Cem'i yazalım bile diyemiyorlar. Bu kadar beraberler. Yani bu kadar beraberler ve dolayısıyla da... Aslında onu diyecek durumları var da, ben hazade o noktada katılıyorum huzuru bozmak istemiyorlar içeride. Yani biz bir hava yakaladık o havayı bozmayalım istiyorlar ama maalesef sıra hep kendilerine geliyor. Yani şimdi hadi Sercan yüzdeden vazgeçtiği için ben dokunulmazlık oyunlarına bakıyorum. Çok ona bakan bir oyun olursa Sercan o gün ciddi bir mücadele veriyor. Onun için onun haricindeki maçlara bakın. 3'te 1'i yapıyor, 2'de 0'ı yapıyor. Yani çıkayım da bütün maçlara asılayım ve yüzdemi yükselteyim gibi bir derdi yok. Ben diyor Demir attım en aşağı. Zaten potoya gireceğim. Seçme de onlarda olsun. Gidebildiği yere kadar gideceğim diyor. Ama kabul Özgür'ün enişte Kabul enişte. Özgür'ün durumu farklı. Aynen. Özgür hem seçmeyi elinde tutmak için bir yüzde sağlamak çalışıyor adam içeride. Yani, yani adam çıkıyor üçte hiç üç yapıyor. Bir gün önce bakıyorsun üçte iki yapıyor. E arkadaşlar şimdi bu adamın bu yaptığı performansların sayesinde siz de orada yazılmıyorsunuz yani. O adamın iki performansı de iki. ilk günde ikide iki. Bak toplam... Bir oyun kaybetmiş bu hafta. Evet ve bu adam e, to, yani kaç maça çıkmış? 6 8 8 maça çıkmış. Bir tane kaybetmiş değil mi? Bak 8 maça çıkmış. 7'sini yedisini kazanmış. 7'sinin belki 3-4 tanesi o gedaydır. 7'sinin 3-4 tanesi Hemen bakayım OG, senin için. OG'day'dır. Sen konuş. Şimdi bilemiyorum yani. Ya Özgür'e özel bir kanun evet, hükmünde benim. kararname çıkarılsın. Ee, Murat abicim KHK istiyoruz. Ee, yani çünkü bak, abi bir de şu o, an gördüğüm 3 Ogeday var. Üç yani ogre, şöyle bir abi, baktım. 3 tane o yani, Bir de bunların hepsinin yanında bak bunların hepsinin yanında adam 50 yaşında abi. Şimdi diyecekler ki Survivor ekstra masası başladı. Özür gidiyor, özgür giriyor da biri bunu konuşmazsa kim konuşacak? Adam 50 yaşında. Ne yapalım şimdi biz bu adamı yani ben bu adamı podada görmek istemiyorum bir izleyici olarak. ve şampiyonluğun da en önemli adaylarından biri olarak görüyorum. Bak Güzel bir noktaya doğru gidiyoruz. Acun abi dün şampiyonluk adaylarını sordu. Bence masamızdan da bu konuyla ilgili e, tahminleri alsak güzel olur. Benim şampiyonluk adaylarım Özgür, Ogeday, Nefise. Özgür benim şampiyonluk adayım ya. Ben şampiyonluk adayımı devamlı potada görmek istemiyorum. Hak etmiyor adam şu anda çünkü o potayı yani. Böyle düşünüyorum şahsen. Özgür, bak Özgür geçtiğimiz katıldığı Survivor'da da... Özgür çok başarılı bir yarışmacı. Ama Özgür'ün stratejileri iyi olmuyor. Olmuyor Bak Bundan önce katıldığı Survivor'da da aynı şekilde yine strateji hataları yaptı. Sadece Survivor'da parkurda atma olmuyor abi. Strateji de çok önemli. Özgür bunu yapamıyor. Bak şimdi esas enteresan şu. Şimdi gözüme çarptı. Bu Sercan diyor ya piti piti yaptım piti piti yaptım. Hı. Kardeşim piti piti yapacağına Hı. gitsene Özgür'le bir oturup bir konuşsanıza piti piti yapacağına. Özgür senin en iyi kankan. Ne yapacak Özgür'le Bak yapacağım. şimdi. Hiç konuşmamışlar. Hani ne yapacak değil. Hiç olmazsa bir Bak şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? İşin enteresanı ne? Ben... Burada Özgürle Sercan niye mesela ayrı ayrı adamlar yazmışlar? Sizin hiç fikriniz var mı? Çekiniyorlar. Heh. Yani biz bak hiç şu görüntüyü şu ha. görüntüyü bile biz Öz, biz Özgür Sercan ikilisi konuştuk evet. Evet. ve Atakan seni hedef aldık görüntüsünü bile vermek işte, tamam ben de oraya geliyorum. Ha. Bak şimdi. Özgür Cem yazıyor Sercan Atakan. Esas ondan ziyade şöyle. Birimiz birine şeker verelim. Biriniz de öbürüne ha, evet, şeker evet, verelim. Evet, evet, yani biriniz mi memnun edelim. Birimiz Atakan'ı memnun edelim. Evet, tabii. Aynı isimleri yazmayalım. Tabii. Böyle bir şey olur mu? O zaman kardeşim bir şey söyleyeceğim sana. Peki Özgür ne yapmak istiyor abi? Onu bana anlatın. Hadi Sercan'ı konuştuk teminden beri. Özgür çok başarılı, çok başarılı, çok başarılı. Ee, Özgür 50 yaşında adam. Sen niye millete şeker veriyorsun kardeşim? Onu bana biri anlasın hadi. Sen zaten başarılısın. Performansın da iyi. Çok da iyi yarışıyorsun. Her şey yolunda. Niye bu adamlara sürekli şeker verme derdin desin? Onu da bana biri Bence anlasın. şeker vermeden ziyade Özgür çok iyi bir sporcu. Ee, çok olgun. Ve yani görmüş geçirmiş bir adam. Çok sakin ve sporuna performansına odaklı bir adam. Özgür'ün hatırlarsanız geçen sezon gitmeden ağırlamıştık. Ee, burada böyle 48 saatlik koşulları vardı. Hatırlıyor musunuz? 200 iki gün süren maratonları vardı. Yani Özgür kafayı sporla performansla kırmış. Zaten kırmamış olsa 50 yaşında şampiyonluk adayımız olmazdı. Ama e, Özgür iyi bir survivor yarışmacısı mı derseniz belki de değil. Belki uğraşası yok. Yani adamın içinde öyle bir meziyet, kumpas, lobi server bunları da barındırıyor. İyi bir server değil derken ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Hani Özgür'de öyle bir yetenek yok da demiyorum. Amaç yok, niyeti yok. Yani onunla uğraşacağına üç tane daha labut devirir, düellodan çıkar takımıma dönerim diyor bence. Yani ben Sercan'la Atakan'la milletin ağzını çekeceğime açıkçası. Özgür'ün ama, ama geçen sene katıldığında Gel mavi takımda mavi takımda o guru o lobi yaratmıştı. Yani ama bir özgür abi bir, durumu vardı evet ve Evet ama o doğalında hiç, gelişmişti. Çok hiç doğal. uğraşmadı Özgür. Yaşları çok küçüktü çocukların. hiç ee, hiç server bilen insanlar değildi, influencer'lar vardı. Özgür zaten hem spor anlamında hem hayat tecrübesi anlamında çok üstteydi kıyaslarsan geçen sezonki takım arkadaşlarına göre. Yani Özgür abiydi zaten gelin evlatların modundaydı. Hiç bir çabası olmadı Özgür'ün. Bu doğalında geldi. Bu sezon tabii ki doğalında gelmez. Zaten Kalantor Survivor'larla beraber. Dolayısıyla Özgür'ün öyle bir amacı olduğunu da düşünmüyorum. Yapamıyor da değil, yapmıyor bence. Dediğim gibi ben orada küp devirir kalırım ama biriyle böyle sahilde lobi yapmam daha iyi mantığında bir adam gibi duruyor. Ama Turabi'ye aday olduğu zaman, ya daha doğrusu Turabi bunu aday yapmak istediği zaman takıma dönüp joystickleri bazı arkadaşların joystickleri, eee, turabileri diyebilecek kadar tepki verebilecek ha, kadar. Tepki Şimdi o zaman tepki, tepki veren görüyor. adam bugün niye tepki vermiyor? Daha o bence güzel bir yerden geldi. Bence de güzel bir yerden geldi ama o bence ben bunu görüyorum acun abi e, açıklamasıydı. Tepki verdiği de adaları mı yıktı? Tepki verdi birilerinin yanına çekmeye mi çalıştı? Tepki verdi birilerinin gözünü mü açmaya çalıştı? Sadece diyor ki belki bize seyirciye Acun Bey'e. Ya ben de görüyorum. Ben de gördüm geçirdim. Zaten aptal da bir adam değilim. Joystickleri vermişler. ha Bunu belirtmekle buna bayrak e, şey yapmak baş farklı. Başkaldırmak farklı şeyler. Ama şöyle bir şey daha var. Orada o tepkiyi verdi. Ama şu anda vereceği tepkinin hiçbir karşılığı da olmayacak. Yani aslında biraz da e, ben de hayata bazı noktalarda böyle bak bakan bir adamım. Yani şimdi silah... Ne olacaksa, ne olacaksa olsun. Hayır şimdi silah çıktı. Patlayacak değil mi? Tamam da şimdi attığın taş ürküttüğün kuşa değecek mi? Hı. Ben gittim, çaba sarf ettim, isyan bayraklarını açtım ve Atakanlara karşı bir mücadeleye girdim. Dedim ki Atakanlar, siz beni buradan indirmeye çalışıyorsunuz ama ben hepinizi tek tek yiyeceğim. Ada hayatında bir huzursuzluk baş gösterdi doğal olarak değil mi şimdi? Orada bir gerginlik var. Devamlı beraber kaldığın, yattığın insanlardan negatif enerji alacaksın. Peki o mücadeleye girdin, ne kazanacaksın? Hiçbir şey kazanamayacaksın. Yani kazanabileceği herhangi bir şey de yok. O Eğmez yüzden diyor yani. yani hani elde edebileceği bir şey olmadığı için bir tek, bir tek e üç, üç tane kadını üç tane kadını Hanzade hanım, ıı, çok önemli şarjı bitti. <laughs> çok önemli, çok önemli. İşim sende. Bu, söndü. Yani bak birazdan eğer bu olmazsa tekrar Hanzade yukarı tek ekran olarak vereceğiz çünkü. Hayır, yok. <laughs> bu olaylar buralara gidiyor. Yani Burkan anlatabiliyor canım. muyum, derdimi anlatabilir miyim? Evet, mi? evet. bence Ben, ben katılıyorum. Yani ya hani savaş açtı. Diyelim ki Murat abiciğim. Değer özgür, mi? Özgür, özgür gitti Atakanlara. Şimdi bu insanlar aynı yerde kalıyorlar ya bir de uyuyorlar ya. E, bu sefer o bakışları biliyorsun sizin daha demin yaptığınız bakışları ada hayatında özgür yapacaklar, yapmayacaklar evet, Yapacaklar. yapacaklar. Özgür ada hayatında huzursuz olacak. Evet. Peki bu savaşı açtıktan sonra Özgür ne kazanacak? Kimin yanına alabilir bu grupta? İşte kadınları alması lazım. Nagihan'ın ya, ya Nagihan'ın Nagihan, Nagihan, Nagihan Aleyna'yı, Nefise'yi. Ya Atakan'dan Nagihan'ın kubu alamaz abi. Mümkünatı yok. Bak alabileceği tek isim Nefise olabilirdi. O da başından o da. beri Nagihan'la söz kestiği oldu. için zaten o da yürüyemez. Nefise'yle Özgür'ün çok iyi Ama e, yani yapamasa da bu kadar da böyle süt dökmüş kedi rollerine de girmemeleri lazım. Girmemeleri lazım. Yani Sercan giriyor mesela. Sercan süt dökmüş kedi rollerine giriyor. Hani bir şeyi yapamasan da hiç olmasa yapıyormuş gibi bir çaba yapıyormuş gibi göstermek. Ben öyle tarzım benim odur mesela. Ama Sercan o tarzda değil yani. Sercan diyor ki ben de duello'ya gidelim diyor. Atakan'la diyor Hilmi Cem'in huzuru kaçmasın diyor. Filan falan yani.